Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde anlatmaya başladığımız 17. yüzyılda Osmanlı'nın siyasi ilişkileri konusuna son bölümü olan Osmanlı-Avusturya ilişkileriyle devam ediyoruz. Osmanlı Devleti 17. yüzyıl boyunca en çok Avusturya'daki Habsburg Hanedanı ile mücadele etmiştir. Bu mücadele Osmanlı Devleti'nin Kanuni Sultan Süleyman döneminde Orta Avrupa'da yer alan Macaristan'a adım attığı anda başlamıştır. Yine Kanuni Devri'nde imzalanan 1533 İstanbul Anlaşması ile de Avusturya-Osmanlı üstünlüğü kabul etmiştir. Bu üstünlüğün kaybedilmesi 1593-1606 savaşlarıyla olmuştur. Bu savaşlardan 1595 Haçova Meydan Muharebesi önemlidir. 3. Mehmet döneminde de yapılan savaş Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Ayrıca bu savaş Osmanlı'nın kazandığı son büyük meydan muharebesidir. Savaş meydanından kaçan ve savaşa hiç gelmediği tespit edilip tımarları ve rüfefeleri ellerinden alınan askerler Anadolu'da Celali gruplarına katılarak karışıklıkların artmasına yol açmışlardır. İçeride yaşanan bu karışıklıklar ve İran savaşlarının başlaması üzerine Avusturya ile olan savaşlar 1606 Zitvatoruk Antlaşması ile sona ermiştir. Antlaşma ile Osmanlı İstanbul Antlaşması ile Avusturya'ya karşı elde ettiği üstünlüğü kaybetmiştir. 1662-1664 savaşları Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa öncülüğünde yapılmış ve Uyvarlı Novigrad Kaledir fethedilmiştir. Uyvar'ın fethi sırasında gösterilen kahramanlıklar Uyvar önlerinde bir Türk kadar güçlü sözünün doğmasına da sebep olmuştur. Savaş sonucunda Vasfar Anlaşması imzalanmıştır ve bu anlaşma Avusturya'nın Osmanlı'ya son kez savaş tazminatı ödediği anlaşma olmuştur. Avusturya'ya karşı isyan eden Macarlar Osmanlı'dan yardım isteyince Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere çıkarak Avusturya'nın başkenti Viyana'yı kuşatmıştır. İki ay süren bu kuşatma Osmanlı'nın başarısızlığıyla sonuçlanmıştır. Sonuç olarak yenilgiden sorumlu tutulan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edilmiştir. Türklerin Avrupa'da ilerleyişi son bulmuş, geri çekiliş süreci başlamıştır ve bu süreç Sakarya Meydan Muharebesine kadar da sürmüştür. Viyana bozgunuyla Avrupalı devletler Osmanlı'nın durumundan yararlanmak istemiş ve Osmanlı devletine karşı kutsal İttifakı kurmuştur. Papa'nın önderliğinde kurulan kutsal ittifaka dahil olan devletler Avusturya, Lehistan, Venedik, Rusya ve Malta'dır. Osmanlı'nın bu devletlerle olan savaşı 16 yıl sürmüştür. Avrupalılar bu savaşlara Büyük Türk Savaşları adını vermiştir. Sonuçta yenilgiyi kabul eden Osmanlı 1699'da Avusturya, Lehistan, Venedik ve Malta ile Karlofça Anlaşması'nı, 1700'de ise Rusya ile İstanbul Anlaşması'nı imzalamıştır. Karlofça'nın maddeleriyle Banat ve Temeşvar hariç tüm Macaristan Avusturya'ya, Mora Yarımadası ve Dalmatya kıyıları Venedik'e, Podolya ve Ukrayna'da Lehistan'a verilmiştir. Karlofça'nın 25 yıl süreceği ve Avusturya'nın garantörlüğünde olacağı da maddeler arasında yer almıştır. Rusya ile yapılan İstanbul Anlaşması'yla da Azak Kalesi Rusya'ya verilmiştir. Yine Rusya, İstanbul'u sürekli elçi bulundurma hakkını da elde etmiştir. Bu antlaşmaların öneminden bahsederek dersimizi sonlandıralım. Osmanlı Devleti ilk kez büyük çaplı toprak kaybetmiştir. Macaristan'ın kaybedilmesiyle Orta Avrupa'daki Osmanlı hakimiyeti sona ermiştir. Osmanlı Devleti Avusturya'nın anlaşmada garantörlüğünü kabul etmesiyle kendisinden üstün olduğunu da kabul etmiştir. Azak Kalesi'nin Rusya'ya verilmesiyle Ruslar Karadeniz'e inme imkanı elde etmiştir. Karlof Çarlı duraklama dönemi bitmiş, gerileme dönemi başlamıştır. Anlaşma 18. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı devlet politikalarını etkilemiştir. Osmanlı bu süreçte kaybettiği yerleri tekrar alabilmek için savaşlara girmiş ancak aldığı yenilgilerden sonra politika değiştirerek bu sefer de eldeki toprakları korumaya çalışmıştır. Evet arkadaşlar böylelikle 17. yüzyılda Osmanlı'nın diğer devletlerle olan ilişkileri konusunu bitirmiş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.